Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Allohga maqtalar bo'lsin, hurmatli jamoatlar. Mana Ramazon oyi ham tugab yana dünya işleri, yana bir ümmet, yana kimdir ailesi için, kimdir her bir insan özünün hizmetini başlar. Allah'tan ümit kılamız, Allah'tan sorayımız, Allah her bir iler göz yaşlılıklar nasip kılamasın. Tinçli hatır camlik nasip kılamasın. Her bir konudan ki Allah'ta rahmatı, barakası basın. Bugün final etken Müslümanlar gibi bir fark, o meslerdeki ümitlerimiz, biz sen Afrika'da, Gazze'de Müslümanlar gibi yine de hizmetlerimiz. Eğer de kimde kim şu ümmetler için yardım vermesi olsa plus 996 704 79 74 79 plus 996 704 79 74 79 Telegram, WhatsApp'larımız var. Allah için bu kıynelet ümmeti unutmayışla da gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan o'qib dars qilyapmiz birodarlar. Bugun ana shu go'zal ismlardan Alloh taoloning Al-Malik ismini suhbat qilgan bo'lamiz. Alloh taoloning Al-Malik ismini Qur'on va sunnatda vorid bo'lishligi. Alloh azza va jallaning bu go'zal ismi Qur'onda ham, payg'ambarimizning hadislari, sunnatida ham juda ko'p vorid bo'lgan. Astagfirullah. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddusus salamul mu'minul muhaymin. Hashr surasi. U Alloh shunday zotdirki, hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U yolg'iz podshohdir. Barcha aybu nuqsondan salomatdir. Omon qilguvchidir, ko'rib kuzatib turuvchidir, qudrat sohibidir, bo'yin sundirguvchidir. Mana Al-Malik, podshoh deyildi. Yani Allah Teala'nın Al-Malik ismi ham var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bana İmam-ı Tirmizi rivayetlediği hadis. Ana şu katta duanı bir kısmı ki Resulullah dua kılıp aytadılar. Allahumma entel maliku la ilahe illa ente ente rabbi ve ana abduk. Parvardigara elbette sen maliksen, padişahsan. Senden özgü ilah yok. Sen mening Rabbimsan, men sening bandingman. Mana oyatda Al-Malik ismi zikr qilindi va payg'ambarimizning hadislarida ham shu ism zikr qilindi. Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan hadisda Rasululloh aytadilar: "Yanzilullohu ta'ala ila samai dunya kulla laylatin hina yamdi sulusul laylil avval." Har kecha tunning uch qismini birinchisi bo'lganida Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi va aytadi. Anal maliku, anal maliku, man zallazi yad'uni fa astajibu lah. Men al-malikman, podshohman. Men podshohman, duo qiluvchi bormi? Uni duosini ijobat qiling. Alloh taolo dunyo osmoniga tushadi deganda Alloh taoloning o'zini azamati ulug'ligiga loyiq tushadi. Biz qanday bo'ladi, qana qilib keladi degan tafsilotlarga kirishmaymiz. Alloh taolo tushadi deyaptimi payg'ambarimiz? Tushadi yo'q, yotmaymiz. Al-Malik ismining lavozimlaridan o'zini mulkida hukmini o'tishi. Bu borliq Alloh taoloning mulki. Bu borliqning, koinotning podshohi Alloh. Uni hukmi doim joriy bo'ladi. Doim hukm o'tadi. Masalan, inson ham podshoh bo'ladi. Lekin insonning podshohligi bilan Allohning podshohligini taqqoslab bo'lmaydi.
Bir mamlakatda padişahı var, hükümü ötedi. Lekin her daim öte olmuyordu. Buyruq çıkaradı, kimdir kabul kıladı, kimdir kabul kımıydı. Kimdir itaat kıladı, kimdir kımıydı. Ve padişahını iznisiz, padişahını ruhsatsız ham köp işler sadır bularadı. Bu insanın padişahlığı işine kadar. Ama Allah da olan padişahlığı bu varlıkta Allah'ın iznisiz, ruhsatsız bir an nasıl sadır bulmuyordu. Allah buna sana haladı mı? Bu nasıl hemen üstte cari buladı? Haklıydı mı bendeler? Ya ki yok mu? Demek El-Melik isminin lavazımlarından Allah özünü mülküde hükümü mutlak otadı. Hadis Kudüs'te şimdi dediği ilerdi. Ana malikul muluk ve malikul muluk kulubul muluki biyedi. Men dedi Allah da Allah. Padişahlarının egesi ve padişahlarının padişahı mı? Padişahlarının kalpleri meni kolumda. Albatta bandalar menge itaat kılışsa ularının padişahlarını, kalplarını ularga nisbeten yumuşak ve rahmetli kıp koyamam. Paşa'da söküp o muydu? Çünkü paşa Allah Ta'ala'nın yerdeki sayası degen gap var. Albatta bu macaz. Padişah Allah Ta'ala'nın yerdeki sayası degen. Bana eşittiler hadis kudüsüyle. Padişahlarının kalpleri beni kolunda. Eğer bandalar menge yakın olsa, menge taatlı olsa, ana şu padişahlarının kalplerini yumuşak ve mehriban kıpayaman onlar genisbeten. Devam etmemiz. Ve innel ibadet ida asavni havveltu kulubu mulukihim aleyhim bis sahati ve nikmeti. Ve albatta bandalar eğer menge asip olsa, padişahlarının kalplerini ularga nisbatan qahrli ve nafrat g'azabli qilib qo'yaman. Shuning uchun podshohlarni qarg'ashlik bilan o'zingizni ovora qilmang. Ularga salohiyatni tilab duo qiling. Bas ularning salohiyati sizlarning salohiyatingiz bilandir. Tushunalimi? Podshohlarni so'kib, podshohlarni qarg'ashlikdan foyda yo'q. Chunki bandalar Alloh bilan bo'layotgan muomalasi taqvosiga qarab turib üstülerde dururken paşalar ulaşa muamele kıladı. Kema kuntum yuvalla aleykum degenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Özüler kanaka bulsaylar, şuna adam nasıllardı başına bulardılar. Hakiki padişah el-Melik Allah Ta'ala'nın özüdür. Hemen arsa onu kolada. Her kimse ve her nesanın tasarrufu ham, akıbatı ham onu kolada. İnsan padişah buluşu mümkün, bana hazı ettik. وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا Mana Allah Ta'ala insanını padişah degen ayeti. Kehf surası ayet adı Allah. Ularının ortada barcha kemalarını talan taraç kılıp tortib olayotgan bir padişah boradı. Demek Allah ham el-Melik padişah, insan ham padişah buluşu mümkün. Lekin padişah insanın hükümü daim ötmeydi. Ve hemme işinin akıbeti tasarrufu insan degen padişahı kul edemez. Ama el-Melik bugün, hakiki padişahı bugün Allah da olanı kul eder. Hemen arsa. Köz izem, kulağ izem, nefes alış izem, sağlık izem, koşun izem, şep izem, patinyon izem. Hemen kimi kul eder? Kimi kul eder? Allah subhanahu ve ta'lanı kul eder. Şunuş gerek. Eğer hemen nasıl Allah Ta'ala'nın kolu deykenliğine iman iskambul olsa hiç kimden tamayam kımıyorsunuz, hiç kimden kohmıyorsunuz, hiç kimden makımıyorsunuz, havatıramamıyorsunuz. Çünkü braderler, insan La ilahe illallah degen kelimene aitip durup bunge müstahkem etikadda bola diyen olsa hemen iş Allah Ta'ala'nın ihtiyarından taşkarıya çıkaması yine bilse fakat gene Allah Ta'ala'nın özü bilen avara bu kaladı. Bunu bir misal bilen düşündüremiz. Müslüman bende hakiki el-Melik padişah Allah ki yüzleniş gerek. Misal 10 etajlik balat kurulgen çıralı imaratı tasavvur kılayım. Bir de katta kampanyanın ofisi. 10 etajda işleyken 200 tane 300 tane adam
bitta kompaniyaning ofisida ishchilari. Uning ichida qorovuli bor, oshpazi bor, farroshi bor. Bu ishxonada demak o'sha yuzlagan odamlar bor. Buxgalteri bor, nachanligi bor, shopuri bor. Hammasi bilan muomala qilishingiz mumkin. Va hammasi u bilan chiroyli muomala qilishingizni xohlaydi. Sizga o'xshab. Va hammasini ko'nglini ovlashingiz kerak. Bu qiyina, qiyin. Odamlarda tabiati har xil bo'lgandan keyin ular bilan muomala qilishlik shunga yarasha. Lekin shu ishxonada bitta odam bor, shu imoratda o'tirgan bitta odam bor. Agar u bilan munosabating zo'r bo'lsa, qolganlar bilan bo'lakin munosabatingning ahamiyati yo'q. U bitta odam kim? Direktor. Agar direktor bilan muomalang zo'r bo'lsa, qolganlar bilan ishing bo'lmaydi. Chunki bir og'iz gapi bilan seni ishingni hal qilib qo'ya oladi. Oyligini ko'tarib qo'yadi yoki tushirib qo'ya oladi. Mansabni ko'tarib qo'yadi yoki tushirib qo'yadi. Yoki bo'lmasa umuman haydab yuboradi seni. Yoki seni joningga tegan, seni to'g'izgan odamma ham ishdan haydab yuboradi. Hamma muammoni mana shu imoratda ichida hal qiladigan direktor bilan muomalang zo'r bo'lgandan keyin, xo'jayin bilan muomalang zo'r bo'lgandan keyin qolganlarga e'tibor bermaysan. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil masalul a'la. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan al-malik Alloh taolo bilan zo'r bo'lsangiz, hayotdagi boshqa muammolarni unutib qo'ysangiz bo'laveradi. Chunki hamma ish kim qo'lida? Allohning qo'lida. Shuning uchun birodarlar, Alloh bilan zo'r bo'laveraylik. Ob-havo deyam, narx-navo deyam, kurs deyam, bu siyosatda ham ahamiyati yo'q. Alloh bilan zo'r bo'laylik. Oyatni qarang go'zalligini. Osmonlar va yer Allohnikidir. Osmonlar va yer Allohnikidir va hamma ishlar Allohning o'ziga qaytariladi. Hamma ish Allohning qo'lida. Sog'liging ham, puling ham, tinchliging ham, uying ham. Hammasi Allohning qo'lida. Shuning uchun va abuduhu va tavakkal alayh. Allohga ibodat qil va unga suyan. E'tibor bersangiz, ibodat qil va tavakkal qil degan so'zni, buyruqni hamma ish meni qo'limda degandan keyin aytayapti. Ya'ni seni qalbingni xotirjam qilib qo'yapti. Banda, hammasi meni qo'limda. Sen ibodat qilib tavakkal qil. Alloh aytgandaqa yasha, shariat ramkasida yur. Allohga suyan, bu yog'i menga tashab qo'y deyapti. Ma'qulmi? Shuning uchun inson hamma g'amlarini bitta g'amga almashtirib olsa, qolgan g'amlari hal bo'ladi. Inson yuzlarini rozi qilish uchun yuradi ko'chada. Ya'ni odamlarni yuzlarini rozi qilib, ularni xursand qilish uchun, rozi qilish uchun yuradi. Buniga 100 dan 1000 ta. Bitta yuzni roziligi uchun ishla, qolgan yuzlarni o'zi rozi qilib qo'yadi. Tushunarlimi? O'sha uchun har safar aytamiz, mana bu ikkita narsa tuzalsin. Nima edi bu? O'lchov tushuncha, hayot haqidagi tasavvur tuzalsin. O'ylamanglar, bir chamadon dollar topsam hayotim zo'rib ketadi deb. Birinchidan topmaysizlar. Ikkinchidan topsanglar ham zo'r bo'lmaydi. Hayotni zo'r bo'lishi, hayotni saodatli bo'lishi mana ikkita narsaga bog'liq. O'lchov tushunchingiz, Alloh va payg'ambar aytgandek bo'ladi. Pulingiz bormi, yo'qmi, hayotingiz saodatli bo'laveradi. Chunki saodat bu rozilik. Hayotidan rozi bo'lgan odam baxtli bo'laveradi. Endi kim rozi bo'ladi hayotidan? O'lchov tushunchasi shar'iy bo'lgan odam. Ma'qulmi? E'tibor beradigan narsa, Alloh siz bilan bizni ibodat qilishlikka qachon buyurdi? Qalbimizni xotirjam qilib qo'yib turib, hamma narsa meni qo'limda, rizqing ham meni qo'limda, tinchliging ham, sog'liging ham meni qo'limda, ibodat qil, menga suyan dedi. Shuni tushunishlik kerak. Chunki aziz qiladigan ham, xor qiladigan ham o'zi, boy qiladigan ham, kambag'al qiladigan ham o'zi, ko'taradigan ham, tushiradigan ham o'zi. Shuning uchun sen banda La ilaha illallohni anglab, tushunib, iymon keltirar ekansan, Allohga yuzlanishlikdan boshqa choraing qolmaydi. Musulmonlarda hozirgi kundagi eng katta muammosi ham shu. Allohga yuzlanishliklari zaif. Ularni tavhidlari zaiflashganidan keyin mana shu holatga tushib qolishdi. Tavhid mana shu. La ilaha illalloh.
La ma'budu illalloh. Allohdan o'zga iloh yo'q. Allohdan o'zga ma'bud yo'q. Allohdan boshqa hech kim rizq bera olmaydi. Allohdan boshqa hech kim shifo bera olmaydi. Allohdan boshqa hech kim muammoni hal qila olmaydi. Mana shu e'tiqodimiz zaiflashib ketgandan keyin, birodarlar, hozirgi holatga tushib qoldik. Biroq bir narsa va'da qilsa, xursand bo'lib ketamiz. Biroq ozgina qo'rqsa, qo'rqib ketamiz. Mutloq al-Malik, podshoh Alloh taoloning yolg'iz o'zi. Hamma narsani tasarruf uni qo'lida, hamma narsa uni qo'lida va hamma narsaning oqibati ham uni qo'lida. Bu nima degani? Odam bolasi ham bir narsaga ega bo'lishi mumkin, lekin foydalana olmasligi mumkin. Qanday qilib? O'ziniki bo'lsa foydalana olmaydimi? Foydalana olmaydi. Masalan, muzlatib qo'yilgan bankdagi pulingiz. Sizning mulkingiz, lekin foydalana olmayapsiz. Bo'lar ekanmi? Yoki foydalanayapsiz, foydalanayapsiz, ammo sizning mulkingiz emas. Nima u? Nima u? Ijarasini to'lamasdan turgan kvartirangiz. Birodi uyi bekarga turaverdi sizga berdi, qancha yashasang yashaverdi, foydalanayapsiz, ammo nima emas? Sizning mulkingiz emas. Yoki oqibati sizning qo'lingizda bo'lmasligi mumkin. Bu yetakandek pul bor, foydalanayapsiz, bankda emas, cho'ntagingizda. Ham egasiz, ham foydalanayapsiz, lekin oqibati shu. Oxiri nima bo'ladi bu pulda? Masalan, 100 bor. İçeri yaşayapsız. Ham egasiz, ham faydalanı yapsız. Ham egasiz, ham faydalı yapsız. Endi hükümet bitti büro çıkaradı da, sizi yüzü üstüden kağıtta yol çıkış gereken. Bitti büro çıkaradı, patsın olsun. Egası bop durup, faydalanmasıyla mümkün. Faydalanıp durup, egası bulmasıyla mümkün. Ham egası bop durup, ham faydalanıp durup, işinin akıbatı koruda bulmasıyla mümkün insanla. Ama Alloh taolo esa ham ega, ham tasarruf qo'lida, ham oqibati o'zining qo'lida. Al-Malik, Alloh subhanahu va taoloning mahluqotlardan behojatligi. Alloh taolo as-somad bo'lgan zot. Behojat. Hech kimga muhtoj emas. Hech narsaga muhtoj emas. Mutlaqo. Zamon bilan makonga muhtoj emas. Inson o'zini bor bo'lib turishida albatta Alloh taoloni qo'llashiga muhtoj bo'ladi. Alloh qo'llamay qo'ydi, inson o'ldi. Alloh qo'llovini oldi, banda o'ldi. O'lim nima edi? O'lim Allohning qo'llashini to'xtatib qo'yilishi. Alloh qo'llamay qo'ydi, banda o'ldi. Ilohiy madadning uzilishi o'lim bo'ladi. Bir inson bor edi, o'ldi, xabarga aylanib qoldi. Falon falon obro egasi edi, öldü, qissa bo'lib qoldi. Shopir odam yukni solib, mashinani minib ketdi. Uzoq yurtlarga. Alloh taolaning madadi to'xtadi, o'sha mashinasida o'zi yuki bo'lib keldi. Odamlarning hammasi Alloh taolaning qabzasida. Odamlar Alloh taolaning hukmiga majburan qahron bo'yin sudrilgan. Miyasidagi bitta tomir uzilib ketdi. Öldü. Tez haydab ketayotgan mashinasida shofir ko'zi 2 sekundga uxlab qoldi. Jarlikka qulab öldü. Nafasi qisilib qoldi, doktorgacha o'lib qoldi. Davlenasi ko'tarilib ketdi, tushirish olmasdan o'lib qoldi. Davlenasi tushib ketdi, ko'tarish olmadi, o'lib qoldi. Insonning o'limi Alloh uni qo'llamay qo'ygani. Odamlarning hammalari qahr bandalari, ya'ni majburan bo'yin sundirilgan insonlar. Mana shu biz aytgan musibatlarga biz har qachon duch kelishimiz mumkin. Odamlarning hammasi qahr bandalari, majbur bo'yin sungan. Lekin musulmonlar birodarlar, ana shu qahran bo'yin sunishligi bilan birga yana o'zini xohishi bilan bo'yin sunishgan. Masalan, nafas olmayman deya olmaydi hech kim. Majbur bo'yin sunishga o'lib qoladi. Men suvda yashayman deb kirib keta olmaydi. Chunki majbur yer ustida yashashlikka. Bu majburiy bo'yinsunishlik. Endi undan tashqari birodarlar, ixtiyoriy bo'yinsunishlik ham bor. Bu mu'minlarning bo'yinsunishi bo'ladi. Alloh taologa bo'lgan muhabbati bilan bo'yinsunishadi.
Şunun için ular şükür bandaları deyiladi. Qolganlar qahr bandaları. Bandalar iki xil. Abdul qahr, Abdul şükür. Şükür bandaları mu'minlar, qahr bandaları. Bu mu'minlardan başkalar. Xolasa ham, xolamasa ham bo'yin sunadi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Haytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.